Merhabalar. Merhaba. Merhabalar efendim. Merhaba, merhaba. Bugün sizlerle arkadaşlar ne konuşacağız Zeynep? Öncelikle demek isteriz ki bizi Facebook'ta takip edin. Niye? Neden? Yani öyle takip şeyi, reklam yapmayı çok sevmiyoruz biliyorsunuz arkadaşlar ama takip edin Facebook'ta ve isterseniz Instagram'da. Çünkü özellikle Facebook'ta burada yayınlamadığımız haberler, işte konuşmalar, tartışmalar falan olabiliyor. Oyun dünyasından özellikle veya dizi, film dünyasından ilgimizi çeken konuları paylaşabiliyoruz. Orada sizlerle sohbet ediyoruz. O nedenle bunu yani evet şimdi paylaşın, takip edin falan diye değil de hani zaten başka kanallarda yoklar mı falan diye bir soru varsa kafanızda Facebook'ta aktifiz. Evet, bir de yani işte haber falan paylaştığımız için ilginç şeyler olabiliyor arada. O nedenle söylemek istedim. Instagram'da da işte kendi günlük hayatımızdan veya yine oyunlarla ilgili bir şeyler paylaşıyoruz. Dizilerle ilgili vesaire. Kar yağıyor. Evet, kar yağıyor gerçekten. Mestan da çay içmeye çalışıyor. Kar yağdığı için olsa gerek. Üşümüş, yazık. Ama bugün ne konuşacağız? The Game Awards. The Game Awards etkinliği biliyorsunuz bizim saatimizde dün gece diyelim artık ona. Saat verecekmiş gibi sende. Yok, o kadar şey yapmayacağım çünkü sizin saatinizde bizim saatimiz genelde farklı evet, olduğu için. Evet, saat vermeyelim. Yalan olur ama oldu bitti, açıklandı. Oldu bitti. Ve sadece kazananları değil başka şeyleri de açıkladılar. Böyle evet, bir etkinliğe dönüşmüş. Duyurular yapıldı. Bekleniyordu zaten birkaç duyuru olması. Sizin de gelin hem bu duyuruları bir konuşalım önce. Sonra da kazananları tekrar bir ele alalım. Bakalım tahminlerimiz evet, tutmuş mu falan. Valla Divinity ödül almadığı için ben bu masayı devirip ona da geleceğim. Onu zaten böyle olacağım ben söylemiştim sizlere arkadaşlar hatırlarsanız. Bir kehanetim daha çıktı. Dolu bir kategoriydi. Evet, zordu evet. Yani. Zordu ve Divinity tek dalda aday gösterildiği için oradan kaybetti aslında. Mesela bir müzikte falan da olsaydı belki biraz daha ağır basardı. Neyse, geleceğiz. Evet. Geleceğiz. Evet, bakalım ilerletin bizi. Şöyle bir görünüm hazırladım bize. Çok şık, evet, çok son teknoloji. Önce duyuruları mı konuşalım, kazananları mı duyuruları, konuşalım? Duyuruları, bunu söylemiştim. Konuşalım. Dinlemiyor musunuz? Ay ne dinleyeceğim? Mesana bakıyordunuz, gördüm. Evet, çayınızı. Çünkü çayı atlarsa İçmesin yanar çocuk o zaman. Peki. Video biter. Azıca çay da yanar. Yani böyle bitmek anlamında. Bayonetta. Bayonetta geliyor. Yani 1 ve 2'yi Switch'e portluyorlar. Nintendo çok ilginç bir çıkış yaptı arkadaşlar. 3'ü de duyurdular bu arada tabii. 2018 dediler galiba. Bakayım bir saniye notlarımı da açayım bir yandan da. Yok pardon, hiçbir şey demediler ona ya. Hiçbir tarih vermediler ona. Bakıyorum. Çalışıyoruz işte diyor. Evet. 3'ü duyurdular. O da Switch exclusive olarak gelecek. 3 çıkana kadar da 1 de 2'yi oynayın Switch'te diyorlar. Evet. Yani. Hem şimdi buradaki amaç ne? 1 ve 2'yi portlamalarının amacı. Büyük ihtimal hem stüdyoyu boş tutmamış oluyorlar. Oradan nispeten daha küçük miktarlara yine çok satacak iki oyun getiriyorlar Switch'e. Artı Switch'in satın alınma nedenlerini artırıyorlar. Artı ilk defa Switch'le Nintendo'ya veya Nintendo'nun büyük konsollarına diyeyim. Hani belki el konsolundan geçen de çok insan var. Geçen insanlara Bayonetta serisini sevdirecekler. Ve böylece Bayonetta daha geçmişte daha az satan bir seriydi her zaman. Şimdi daha büyük bir kitleye ulaşabilecek çünkü Switch biliyorsunuz peynir ekmek gibi satıyor şu an. Hı hı. Yani bir oyunu insanlara sevdirmenin yolu da herhalde Switch'e çıkarmaktır şu an diye düşünüyorum. Evet. O yüzden çok akıllıca bir hamle yaptığını düşünüyorum Nintendo'nun. Switch'e exclusive olarak geliyor 3 bu arada, onu da tekrar belirtmiş evet, olayım. Tarih falan yok. O arada işte 1 ile 2'yi oynarız. Sevdirirler falan filan, öyle gider o iş yani. Peynir ekmek gibi demişken geçen gün eve gelirken bir tane poşetin içinde Switch kutusu gördüm. Noel için almış birisi hediye olarak. Bak sen şanslı. Evet, şanslı ballı bir çocuğa gidiyor evet, o kesin. diye düşünüyorum. Şey de var, minik oyun kutusu da vardı poşette ya, belli yani. Ne oynuyordu benim? Yok onu anlamadım. Mario'dur herhalde. Mario falandır ya. Evet arkadaşlar, ilk duyurumuz bu şekildeydi. Ondan sonra diyecek başka bir şeyim yok benim bu konuda ama. Benim de yok. Sizin de yoksa. Gelelim bir başka önemli evet, konuya. Death evet, Stranding. Arkadaşlar Death Stranding için bir ne yayınlandı? Trailer. Bir trailer yayınlandı. Yani teşekkürler bu önemli sözcü bana ayırdığın için. Rica ederim. Teaser mı trailer mı? Bir
Kısa film edi aslında. Yani bir kısa uzun. Film sayıyorum ben bunu aslında. O kadar uzun ki. Ve ben önceki teaser'ı da beğenmiştim. Bu da güzel. Biraz daha açıklayıcı olmakla birlikte çok korkunç ve çok muazzam bir eser olacağı benziyor. Hani benim konusunda aradığım derinliğe de erişecek gibi duruyor. Hı-hı. Felsefi açıdan. Evet. Çünkü böyle karanlık bilim kurgularda o tonu kaybetmemesini seviyorum ben. Kesinlikle. O nedenle çok güzel görünüyor. Çok merak ediyorum. Yani kesinlikle böyle başlangıç hype'ında almaya bile çalışabilirim yani pek uyum evet. olmasa da. Evet. Yani şimdi tabii şey var. Bir Kojima oyunu olduğu için hem hani nasıl bir şey çıkacak bilmiyorsun. Hem de trailerlar çok kriptik şekilde geliyor. Evet. Şifreli şifreli. Yani insanlar oturup bir şeyleri çözmeye, birleştirmeye çalışıyor falan. Çok zorlandım bu videodan da ben bir anlam çıkarmaya ama hani diyorum ne olduğunu anlamadım evet. ama oynamayı çok istiyorum. Ve şey gibiydi yani çok böyle anlamsız, saçma sapan, tutarsız bir şey vermiyor gibiydi. Şey dikkatimi çekti benim mesela dünya, o gezegenin yani fizik kurallarının tam olarak geçerli olmaması gibi bir durum var gibiydi. O dikkatimi çekti. Bir de trailer'ın başında şeyden bahsediyor, sonunda da patlamalardan bahsediyor ya. Büyük Hı. ihtimalle bu büyük hani evren çapında ya da... Evet, birincide Big Bang'den söz ediyor Big bence. Big Bang'dan bahsediyor. Ondan sonra... Sonra bir bu tane şeylerde, bu patlamalarda büyük ihtimalle hani fizik kuralları değişiyor gibi bir şey tahmin ettim ben. Çünkü trailer'da da öyle garip şeyler gördük. Evet. Yani mesela çok fantastik ve çok... garip gelebiliyor insana ama merak ettirdi kesinlikle. Onu da söylemek lazım yani. Evet. Arkasından ne çıkacak bilmiyoruz. İşte bugün Facebook'u takip edin demendeki nedenlerden biri bu. Bununla ilgili mesela bir hayran teorisi paylaştık bugün. Çok ilginç şeylerle karşılaşabiliyoruz. Evet, sen onu paylaşınca ben ha acaba öyle mi diye düşündüm yani. Evet. Ama benim umudum olmaz genelde o tür şeyler. Teori sonuçta. Tabii yani ama işte insana merak uyandırmaya devam ediyor. Bugün bir şey gördüm. Bir parodi hesabı var ya, Huskray'ın şeyi böyle Twitter'da öyle bir parodi hesabı var. Neyse işte. Asosyal medyacı evet. olduğum için. Komedi işte espriler yapıyor falan filan şey diyor. Tabii Sony başkanı olarak attığı için işte galiba diyor işte Kojima şey yapmaya çalışıyor. Ne kadar bir, aslında bir oyun geliştirmediğini anlayacağımız noktaya kadar ne kadar paramızı harcayabileceğini test etmeye çalışıyor falan diyor. Çünkü yani şu trailer yapmak bile bayağı bir şeydir. 8-9 dakika falan. Ama çok güzeldi yani. Çok merak uyandırdı gerçekten. Bu bilim kurgu açısından da böyle sağlam hardcore bilim kurgu açısından da oyunlarda biraz son dönemde gelişmeler olsa da yine de eksik olduğunu düşünüyorum ben. Yani şimdi diyalogları görmemiz gerek. Evet. Çünkü bu tür bazen fikir güzel oluyor ama yazı o kadar güzel olmuyor. Kesinlikle. Yani ben daha önce de şey konusunda da Detroit Become Human konusunda da bunları konuştuk. Edebiyat ve oyun camiası arasında ya da yazarlarla oyun arasında büyük bir işbirliği yapılması gerektiğini düşünüyorum bu tür konularda. Evet, yoksa çok başarılı insanlar farklı yerlerde yalnız kalacağını birleşip güzel şeyler yapsınlar yani. Evet, kesinlikle size katılıyorum. O yüzden merakla beklemeye devam ediyoruz arkadaşlar. Tarih verildi mi hatırlayamıyorum ya. 2018 dendi galiba artık bunun için. Vardı galiba. Evet, onu not almayı unutmuşum. Galiba 2018 dediler artık çünkü belirsizdi. Ama emin değilim. Ben bir bakayım sen arkadaşlar. Bir şey yapmak istersen. Tabii yok, efendim. Oraya başlamak istersen. Gelelim bir başka oyunumuz olan. Bensiz yavaşladı cümlelerin. World Wars ya yok şey... görsel arıyorum ya bir yandan çok pardon. Anca görüyorum da. Evet arkadaşlar World War Z diye bir oyun duyuruldu. Aynı filmle aynı isimde. Zaten şu duvar olayı da filmde vardı diye hatırlıyorum. İzledim filmi. Ben hiç beğenmemiştim filmi. Böyle biraz yani ben zombi filmi çok severdim. Eskiden Romero filmleri zamanında falan filan. Sonra çok yapılmaya başladı. Bazıları yeni modern zombi filmleri de hala çok güzel olanları vardı. Ama bunu beğenmedim o kadar yani. Biraz şeydi böyle daha aksiyon filmi falan gibiydi. İşte World War Z'yi duyurdular arkadaşlar. Reveal trailer yaptılar. İlk defa burada işte ortaya çıktı falan filan. Çok oynanış göstermediler ama grup halinde böyle işte zombi sürülerine karşı bir kendimizi koruma olayı var gibi duruyor. Diyalog da o şekildeydi.
Yani bilmiyorum, Left 4 Dead 3'ü bekliyoruz hala herkes gibi. Ama gelmeyecekse belki böyle bir oyunla onu da kompanse edecekler gibi duruyor. Bulamıyorum, acaba yok muydu? Boş verin Zeynep Hanım, boş verin, bize dönün. Tek başına yapmak çok zormuş arkadaşlar. Tek başına YouTube programı yapanları buradan tebrik ediyorum. Evet, niye zormuş? Bensiz olmadı işte. Allah. Şimdi gelelim şöyle başka bir oyuna gelmek isterim ama Left 4 Dead konusunda duygularını paylaşıyorum. Çok eğlenceli bir oyundu. Zombi oyunu da severim ben ama yani çok oyun var. Evet. Yetişemiyor insan. Kesinlikle öyle. Vacation Simulator diye bir oyun duyurdular. Aynı Job Simulator gibi bir şeye benziyor kendisi de. Ondan sonra çok ilgi çekici bir trailer yoktu. Yani. Ama ilgi çekici, yani hiç ilgimi çekmedi açıkçası. Yani trailer'ı güzel yapmamışlar. Belki oyun eğlenceli olur ama ilgi çekici trailer demişken. Evet. Sizi hangi 2-3 tane daha var kafamda ilgi çekici olmuş olan. Şöyle sıradan gidersek mesela. Accounting Plus. Accounting Plus. Accounting Plus. Arkadaşlar. Evet, çok çok güzeldi. İzlemediyseniz kaçıranlar izlesin bu trailer'ı. Evet, özellikle Rick and Morty seviyorsanız mesela, ondan sonra Stanley Parable seviyorsanız. Ben şimdi trailer'ı izledim. Büyük olasılıkla oyundan güzel bir trailer'dır bu arada. Evet, olabilir. Ama şimdi arkasındaki ekip çok sağlam olduğu için bence oyun da bayağı güzel olabilir gibime geliyor. VR olduğu için belki çok hani şey değildir ama yine de çok güzel olabilir gibime geliyor benim. Sadece VR'a mı çıkacak? Evet, sadece PlayStation'a. Biz oynayamayacağız. Öyle görünüyor şimdi. Öyle görünüyor. Boşuna heveslenmeyeyim yani izleyip. Siz de arkadaşlar VR'la alakanız yoksa bu aralar heveslenmeyin boşuna. Maalesef böyle arkadaşlar. Ya bir gün ediniriz, biz de oynarız yani, üzülmeyin. Ay ben edinemeyeceğim şeyi izlemem. Vallahi izledim bunu, niye izlettin bana? VR alınca izlerim o zaman en iyi VR oyunları diye yazarım internete. Orada mantıklı. Yalnız bak VR demişken ben şunu çok takdir ettim. Şimdi VR'da yeni şeyler yeni yeni denenmeye başlıyor, tamam mı? Hı hı. Oyunlar genelde hani daha beklendik, işte korku oyunları çıkıyor vesaire falan filan. Mesela böyle absürt bir oyun, oyundan da biraz bahsedeceğim biraz sonra neden absürt olduğundan. Böyle şeyler denenmesi benim aşırı derecede hoşuma gidiyor. Bir yere ileriye taşınacağını düşündüğüm oyunlar bunlar. Absürt olması mı? Absürt olması, farklı olması yani her şeyden önce. Anlamaya çalışıyorum. Neden mutluyum bu oyun geldiği için bir ara? Şimdi Stanley Parable ve bizim de Let's Play'ini yaptığımız Dr. Langiscoe'un videolar arası reklam. Kaçmadan. Videolar arası reklamımı yaptım. Şuraya tıklarsanız diyemeyeceğim çünkü öyle bir şey koymayacağım. Bir ararsanız bulursunuz ama. Dr. Langiscoe ve son derece uzun adı olarak kısalttığım oyunun geliştiricisi William Pugh. Cross diye bir şirket açtı en son, biliyorsunuz. Ondan sonra hatta son oyununu da oradan çıkardı diye hatırlıyorum, Langiscoe falan. Neyse, bu arkadaşımız gidiyor. Rick and Morty'yi seslendiren diğer arkadaşımız da Justin Roiland'mış adı. Onunla beraber bir iş yapıyor. Şimdi trailer başladı, tamam mı? Ya diyorum nasıl sıkıcı bir şey olacak, kim bilir VR izlemesem mi falan diyorum, tamam mı? Ondan sonra ama neyse video için izleyeyim. Başladım itiraf kuşağı. Ondan sonra diyorum, ne güzel ya falan diyorum böyle. Birden şey karakter küfretmeye falan başladı, tamam mı? Bir dakika, Morty'nin sesi bu falan oldu. Ondan sonra işte şey, ya diyorum bana Langiscoe'u hatırlatıyor bu oyun ama ne alaka canım, yok falan diyorum. Sonradan gördüm ki gerçekten o ekip yapıyormuş zaten. Ya ilginç ve bayağı kaotik duruyor işte yani, hoşuma gitti. Evet. Güzel bir ters fark ediş hikayesi oldu. Teşekkürler. Renkli bir hayatım var. Evet evet. Yani ben de arada öyle bir ne olduğunu bilmeden videolara böyle gözüm kapalı tıklayıp buna benziyor diye. Gözüm kapalı. İnceleyeceğim. Peki. Ben adını görürsem tanırım falan diye yani. 19 Aralık'ta çıkıyormuş bu arada. Böyle. Güzel, 19 Aralık'tan önce alalım VR'ı. VR'ımızı alalım. Evet, bu arada başka ne duyuruldu? From Software'in yeni projesinin bir teaser'ı, artık o da teaser'ın T'si yani, o derece teaser yayınlandı. Ondan da hiçbir şey anlamadık ziyadesiyle, bunu da belirtmek isteriz. Ama en azından yeni bir projeleri olduğunu da öğrenmiş olduk. Evet, In the Valley of Gods açıklandı ve trailer'ımız var. Kendisi
Firewatch. Bir saniye daha, daha görseli bulmadım Zeynep Hanım. Yani ah, gözünü tekim ben en iyisi. Neyse. Kendisi Firewatch'u yapan Campo Santo'nun bir oyunu. İşte ilginç bir şekilde Firewatch ilk 1 saat yok 26 dakika videomuzu da bulabilirsiniz arkadaşlar. Bilmiyorum kaç dakika hatırlıyorum. İlk 26 dakika. Uydurdum tamam. İlk izlenimler falandır galiba. Öyle bir şeydi. Güzel hatırlıyorum ben de oyunu. Oyunu bitirmeme nedenim hayat ve zaman kısıtlaması yoksa. Bitirmedin mi? Yok. 3 saatlik oyunu bitirmedin mi? Yok. Gerçekten? Ya o ara. Bravo. Çok iş vardı o ara. Belki de çok sarmadı. Yo sarmış, çok iş vardı gerçekten. Seni kurtarıyorum, ip uzatıyorum. Ha yok, yalan söyleyecek halimiz yok arkadaşlar işte. Beni hiç deli gibi işim bile olsa klasik RPG dışında öyle çeken oyun çok zor oluyor yani. Zor o da işte insan alışkın olduğu şeye gidiyor. Neyse bu oyunda Mısır'da antik bir çöl vadisinde geçen bir single player macera oyunu olmuş bu oyun. Cümlenin başı evet. Sonu uymadı birbirine yine. Hatırlarsanız Firewatch'ta hiç... Yüz modeli görmemiştik evet. Diye hatırlıyorum ben görmüş. Uzaktan silüetler vardı. Silüetler falan yok. Evet, bunda bayağı 3 boyutlu model yapmışlar ve tarzı çok güzel olmuş. Ben beğendim. Hani daha böyle ne deniyor ona? Çizgi filmimsi comical böyle şey yuvarlak hatlar falan filan ama çok güzel çizmişler. Işıklandırma falan da çok hoştu. Birincinin de tarzı tasarımı çok güzeldi. Tasarımı güzel. Başarılı gidiyor bence bu. Ben PC'de oynadım. Biraz performans sorunları can sıkıcıydı yani şeydi, iyi optimize edilmemiş bir oyundu. Diyalogları başarılıydı mesela. Yani zaten diyalog için oynanacak bir oyundu bence. Hikayesi de fena değildi. Ama öyle abartılı kadar başarılı bulmamıştım ben. Ama yine de yani hani ortalamaya göre çok iyiydi bence diyalogları. Yani ne evet. AAA oyunlar var, doğru düzgün diyalog yok içinde falan. Seyit sesi. Said it. Evet, evet efendim. Evet ve karakterimiz, ana karakterimiz kadın karakter. Ana karakterimiz kadın karakter. Oynadığı beraber ona eşlik eden karakter de kadın karakter. Bu çok gördüğümüz bir şey değil. İlgimi evet. Çekti gerçekten. O nedenle de merak ettim ekstra. Evet güzel olmuş. Bakalım başka? Efendim buyurun. A Way Out. A Way Out benim merak etmediğim bir oyun. Peki Zeynep. Öyle başlamak isterim. 23 Mart 2018'de çıkış tarihi olacak. Ya cümle kuramıyorum. 23 Mart 2018'de çıkacak. Ödül töreninde garip tavırlarıyla dikkatimizi ya çekti yapımcısı. Ya o neydi arkadaşlar? Artık geliştiricisi. Jet lag olduğunu söyledi ama bilemiyoruz. Artık bir şeyler... maddeyle jetlag konuşamamalar, küfürler hani şey evet, aslında çok şeydi, garipti. Ne derler bu böyle anti olması işte bağırırım çağırırım normal davranmam olması hoş. O açıdan hoş ama kendini ifade edemedi pek yani şirketini temsilen ya da oyununu temsilen daha kendini ifade edebilen bir insan olsa yani söyleyeceği cümlenin sonunu falan unuttu gitti yani. Bir de biraz şov karakteri gibi bir şey var. O adamın genel olarak önceden de öyle bir izlenim bırakmıştı. Ben de böyle bir sempatisi oluşabilir yani hani evet, evet. Normal oluşmuştur dışı. Oluşmuştur da eminim insanların. Evet. Zaten beklenen bir oyundu çünkü Brothers A Tale of Two Sons'ı yapan insan aynı zamanda kendisi. O da çok beğenilen bir oyun biliyorsunuz. Oynadık biz onu bu arada. Puzzle yani şöyle söyleyeyim kontrol mekaniği açısından gerçekten ilginç bir oyundu. Evet. Yani güzel olabilir. Ben oynanış açısından güzel şeyler bekliyorum bu oyundan ama yani işte benim için karakterler, yazı evet. O açıdan çok destekliyor olması gerekiyor. O açıda birincide de boşluk hissetmiştim diyeyim evet. En kısa şekilde karakterler açısından. Bunda da hissedeceğim gibi duruyor. Şey bir artist var şimdi. Adam kendisi sinema yönetmeni olduğu için görselliği ve anlatımı güzel veriyor. Yani ilk oyunda en azından öyleydi. Diğer oyunda diyeyim. Ama şey çok işte diyaloglar çok basit yani. Şimdi ilk trailer'da da konuşmuştuk hatırlarsınız. E3'te galiba çıkmıştı ilk trailer'ı. O zaman da konuştuk. Şimdi de bana öyle geldi. Yeni diyaloglar gösterdiler. Yine çok basit ve bilmiyorum çok iyi değil yani öyle söyleyeyim.
Umarım toparlar. Ya umarım tutar bu oyun. Çünkü Oscar'lar o kadar küfür ettikten sonra sanmıyorum sinema onu geri alsın. Ya evet, orada bir hıncı varmış gibi değil mi adam? Evet, bana ödül vermediler hiç. Tanımadınız beni falan gibi. Değerimi bilemediniz. Neyse, renkli bir karakterdi ama yani. Bir... şey çok güzel bir şey. Arkadaşınla oynuyorsun ve iki tarafta da oyunun olması gerekmiyor. Evet, o atıyor olmuş. Oyunu. Harika bir olmuş. Tane yeter. O harika olmuş gerçekten. Şey, çünkü ama şimdi pazarlama açısından da mantıklı bir hamle. Çünkü iki insanın şimdi tek başınıza oynayabildiğiniz bir oyun değil diye biliyorum. Yani o karakteri AI'la yönetemiyorsunuz diye biliyorum, ikinci karakteri. O nedenle zaten iki kişi oynamak zorundasınız. Öbür türlü iki kişinin alması gerekiyor. Mecburen almak zorunda kalacaksın. Ya satmazdı olunca. Yani. Evet, o zaman. Yani yine de güzel bir düşünce. Tabii tabii. Yine de önemli bir artı. O yüzden iyi satacaktır diye de düşünüyorum. Çünkü dediğim gibi takipçisi çok var bu arkadaşımızın. Evet. Başka ne açıklandı? The Legend of Zelda. Evet. Breath of the Wild. Hiçbir görsel expansion. Hazırlamamışım ben. DLC Pack to the Champions Ballad Trailer. Bravo. Evet. Ben de bunu kim okuyacak diye düşünüyordum yani. Evet ve bu... saçım çıkıyor da onu indirip duruyorum. Tamam canım, ben de o zaman. Trailer, trailer bana Zelda'yı özletti. Zaten yarısından çoğunu oynamıştım diye hatırlıyorum. Geri dönüp... Zahmet olmuş. Geri dönüp bitirmek istiyorum. Çok özlediğimi fark ettim. Bu expansion'da da bir motosiklet gördük. Yeni puzzle'lar. O zaman o koca, evet ya, koca puzzle binası olduğuna göre yeni boss. Değil mi? Evet. Değil mi? Güzel şeyler. Bossumsu bir şey de gördüm ben sanki yani. Şey işte expansion yapmışlar. Büyütmüşler oyunu. Güzel yani. Çok güzel. Bakalım göreceğiz ama daha tabii içeriği hala bilmiyorum. Ben bir yorum okurum yani. Güzeldir ya. Hadi. Güzeldir herhalde. Aynıdır falan yani. Ne olacak? Aynı kalitededir diye düşünüyorum. Ondan sonra gelelim ki birkaç tane daha haber verelim arkadaşlar. Fortnite Battle Royale 50'ye 50 modu açıkladı. Biliyorsunuz işte PUBG gibi ama ücretsiz olan oyun. Fortnite'ta işte böyle bir mod açıkladılar. Bu da kısa bir süre için açıkladılar bunu. Neden kısa bir süre için bilmiyorum açıkçası. Belki test edecekler daha sonra tamamen şey yapacaklar ya da belki gündeme gelmek istediler böyle bir mod yaparak, bilmiyorum. Kısıtlı süre deyince, sınırlı süre deyince herkes oynamaya girecek, daha popüler olur. Tabii o da olabilir. Free to play bir oyun için kısıtlı süreli bir şey yapmak mantıklı aslında düşününce, o açıdan adını duyurmak adına. Sonra Fade to Silence diye bir oyun duyuruldu. Ondan sonra post apokaliptik survival oyunu, hiç oynamadığınız bir tür tabii. Çok yeni, o ne demek ki? Neymiş? Artık yani post apokaliptik olmayanı almıyoruz arkadaşlar zaten, öyle söyleyeyim. Önce dünya bitecek. Dünya bitecek, survival öyle olacak yani. Ondan sonra. Tabii mantıklı survival şey ortamı için ama işte birazcık çok yapılmış bir şey. Bir de oyun o kadar orijinal görünmüyor ki. Orijinalin tam tersi neyse, sıradan mı diyeyim? Öyle görünüyor ya yani her açıdan. Bir kere hani biz grafik meraklısı insanlar değiliz ama şimdi bir nesil geride görünen grafik de insanın gözüne batıyor gerçekten. Gerçekten grafikleri çok kötü görünüyor. Ya seçtiğin şeyi güzel yap değil mi? Evet. Hadi şey, oyun harika olsun, oynanış harika olsun, hikaye olsun, bir şey olsun, öne çıksın bir şeyle. Ama hiçbir şeyle öne çıkmıyor oyun yani. Grafik henüz önemli tabii. De. Henüz yani tabii bu... Trailer'dan gördüğümüz kadarıyla her şey daha önce yapılmış şeylerin bir birleştirmesi gibi duruyor. Ve işte görsellikte güzel olmayınca ilgi çekmedi. Bizim de ilgimizi çekmedi açıkçası. Fade to Silence bu oyunumuzun da adı arkadaşlar. Göreceğiz ama umarız yanılırız. Evet. Ne? Sea of Thieves. Bir tane görselim var. Görsel. Sea of Thieves. Thieves. Evet. Evet. Bu ilginç şey bir insan. Bunun için bekledim. Elimizden gelen bu. Evet arkadaşlar. Sea of Thieves. Ben şimdi trailer'ı izledim. Ne oyunu olduğunu anlamadım. Bunun türü ne? Apokaliptik deniz savaşı falan. Bir yani. Şey var değil mi? Ben de aynı şeyi yaşadım. Hani kızımı oynatacağım yoksa şu top... Bu kanonu mu oynatacağım yoksa gemiyi mi oynatacağım? Kızla kanona gideceksin, kanonu yoksa tavuğu mu oynatacağım yani? neyi kontrol ettiğimi anlayamadım. Ama ben şöyle bir şey var tabii, oturup araştırırsan yazsan internette yazıyordur herhalde de. Yani şey... Yani, ne oyun olduğunu anlayamadım. Adventure oyunu diye mi geçiyor acaba? Ben de hatırlamıyorum şu an ne oyunu diye geçiyor da. Biraz şey olayı var, ben de bak izlediğimde...
ya güzel görünüyor falan diyorum. Böyle, ama ortam güzel falan. Ama ne yapıyoruz? Tam ne yapıyoruz yani falan böyle şey var. Bir deniz battle'ları var. O belli böyle gemilerle hani Black Flag'de yaptığımız gibi. Bir hazine olayları var. Karakterleri beğenmedim. Ben o tasarımı sevmiyorum. Flash oyunu gibi geliyor bana. Sen böyle şey o tasarımı sevmiyorum. Yok o tur atlı olsun ya da kendine has bir tarzı olsun istiyorum. Mesela Clay oyunları gibi. Bak Clay oyunları kendine has bir tarz. Mesela Horizon Zero Dawn kendine has bir tarz. Witcher'ın o böyle pastel boyayla boyamışsın gibi şeyleri falan. Onun da Guild Wars'ta da öyle çok güzeldi. Ama güzel böyle de. Yani o kadar karakterler yoksa da. O 3D karakterler Sims hissi veriyorsa ben de. Olmuyor diyorsun. Flash oyunu gibi diyorum. Hoşuma gitmiyor. Oluyor beğenemiyorum. Anlayabiliyorum. Ben katılmıyorum. Oynanış çok güzelse mesela bence bu oyunun sanat tasarımı da kötü değil yani. Ama ben seni anlıyorum. O çok işte Monkey Island tipi çizimler evet, hoşuma gitmiyor. Şey hoşuma gitmiyor. Çizgi filmsi karakter. Ama işte tarz şey ya. Ama mı da söyleyeyim. Beğenmem ama. Emine ol. Yani güvendiğim bir kaynak bana derse bu oyunun şeyi çok güzel. Hikayesi çok güzel, diyalogları çok güzel, bayılacaksın, yazı harika yazılmış. O zaman şans veririm ve gözümü yormaz. Çok ciddi bakıyordum ona. Size döndüm ki belki dönüp size de o şekilde bakar, sizle görürsünüz diye. Olmadı. Şöyle evet. Terazi yani. Şimdi bu oyunda çok ciddi bir şey, diyalog falan beklemenin bir amacı yok zaten Zeynep. Bu öyle bir oyun değil. Ya beklerim. Vermez. Oynanışı güzel olsa o da yetmiyor mu? Yani mesela... Don't Starve'da Biricik'in olan Don't Starve'da çok mu diyalog var? Olduğu kadarı çok güzel. Bir dakika. Ama çok az. Bir dakika. Var. Ama Don't Starve kendine has bir tarzı sahip. O bu şeye girmiyor. Ha pardon, bunu saymıyoruz kendine has. Ha yok, o da kendine has bir tarzı ama sahip olabilir ama benim sevdiğim tabii. Tarzı değil. Tabii. Oh, ne kadar sıkıştırdınız yani. Şeye geldik sanki, tartışma programına geldik. Evet arkadaşlar, Xbox One'a ve Windows'a gelecek. Evet, PC'ye gelecek. Ve Cuphead'den sonra Xbox'ın bir sonraki kozu bu oyun. Umarım güzel olur diye umuyorum ben Xbox için. Ve de aslında böyle nasıl diyeyim, eğlence odaklı oyunları ben çok sevdiğim için böyle daha hafife alan her şeyi ve daha eğlenceye odaklanan renkli oyunları sevdiğim için benim hoşuma gidiyor. Bakalım, umarım güzel olur. Ben de sevmeliyim belki, daha belki pozitif bir insan olurum. Böyle hep ben karanlık bakayım. Oyunları seviyorum. Ben her şey hikayede değil yani. Sonra da gidip Snipper Clips oynuyorum. Aynı güzelmiş diye bak çocuk gibi oluyorum. Diyalog mu var? Oynanış. Ya, bazen de oynanış. Bazen de oynanış evet. Gelelim efendim haberlerimize devam edelim. PUBG için yeni bir troll haritası duyurdular arkadaşlar. Ondan sonra haftaya da Xbox One'a Game Preview diye bir şey var ya Xbox'ın. Early Access'i konsola getirme olayı oldu o Xbox'ın. Çok güzel bir girişim bence de. Ona gelecek. PlayStation'a yok. Maalesef yok. Gelmeyecek. Evet. Fortnite oynasın PlayStation'cılar diyorlar. The Vanishing of Ethan Carter'ın geliştiricilerinden... Dur. Bir saniye. Bak şimdi, Dark Fantasy Shooter türünün yeni örneği Witch... Fire. Çok panik olur. Yalnız çok kötü. Ekran da kötüymüş. Neyse. Şey böyle bulanık bir. Ya şurada silah var. Aslında orada silah üstüne gelmişiz. Ya bunu böyle izlerken bir Souls oyunu mu? Souls oyunu oynarken düşüp kafayı çarptım. Her şey bulandı. Dark Fantasy Shooter. Çok hoşuma gitti bu tür adı. Ben fark etmemişim böyle bir tür adı olduğunu. Baktığımda daha çok Dark Fantasy çıkıyor. Dark Souls'dan Fantasy Shooter. Çok... gibi çıkmıyor. Şeyi hatırlattı bana. Öbürünü ya. Ya söylesene en ünlü. Bloodborne ha. Bloodborne'u Souls'dan saymıyor musun? Hayır canım. Ya insanlar böyle Souls serisi deyince onu da başka. Almıyor mu? Hayır. Ha ben tarz olarak görüyorum. Hayır. Okay. Geliştirici aynı tabii de. İşte Witchfire'da kimden geliyordu? Vanishing of Ethan Carter'ın evet. Ekibinden geliyor. Bir de Bloodstorm ekibi falan da diyor ama onlar aynı ekip değil galiba benim bildiğim. Herhalde birleştirmişler mi müşterini bilmiyorum. İlginç görünüyor arkadaşlar. Evet, güzel görünüyor. Zor görünüyor. Zor görünüyor. Sinir bozucu görünüyor benim için. Evet. Yani karamsar görünüyor. Benim içim kapandı yani. Evet, bu söyleyeyim. Oyunu sevebilecek bir arkadaşımız var bile. Evet. Gelelim. Siz oyalayın bu arada. Evet. Ben evet.
Evet, evet. Bu güzel karanlık oyunlar çok hoş. Acaba şimdi söz edeceğimiz oyun yine karanlık bir oyun mu koymamış olacak? Koymamış mı buraya? Yoksa Zeynep aydınlık bir oyun mu olacak? Bana bu saçma şeyleri söylettin bir video gösterecekmişsin gibi. Dreams. Evet, aydınlık bir oyun oldu. Evet. Dreams'in görselini koymayı unutmuşum arkadaşlar. Şöyle olsun. Koysam da şimdi olmaz o. Şöyle arkada Mestan var, ona bakın. Ona bakın. Öyle bir şey zaten o da. Neşeli. Şimdi Dreams kimin oyunu Zeynep? Kim geliştiriyor? Media Molecule. Media Molecule'u nereden biliyoruz Zeynep? Terabay ve Little Big Planet. Ve 2018'de en sonunda Dreams geliyor. Bu bayağıdır yapılan bir oyun değil mi? Evet ya. Çok güzel bir stüdyodan geliyor. O yüzden de heyecanlıyız. Uzun süredir yapılmakta olduğu için de merak içindeyiz. Yani Sony'nin muslukları tükenmek üzeredir falan diye düşünüyordum artık. Çünkü o kadar uzun sürdü ki. Tükenmez onların musluk. Öyleymiş gerçekten de. Kojima da bunu ispatladığı üzere bugün. Gerçekten çok hırslı bir proje Dreams ve hala bak yıllar geçti. Hala oyunda tam olarak ne yapabildiğimizden emin değilim. Sanıyorum kurallarını da kendimiz geliştirebileceğimiz bir, kendimiz belirleyebileceğimiz bir sandbox verecekler gibime geliyor. Ve level tasarlayıp insanlarla paylaşacağız gibi geliyor. Media Molecule aşırı derecede yaratıcı bir stüdyo. Özellikle görsel olarak çok etkileyici oyunları olan bir stüdyo. Ama yani platforming'den de çok iyi anladıkları için obje manipülasyonunu da çok iyi yapacaklarını düşünüyorum. Böyle düşünüyorum yani. Çok güzel görünüyordu. Rengarenk. Tarzını çok beğendim. Tamam. Şimdi ben o kadar çok özgürlük seviyor muyum emin değilim ana oyunda. Ama şimdi oyun konseptini de değiştiriyor. Ama evet, çok değişik bir konseptse hoşuma gidebilir de. Çok fazla özgür. Mesela şöyle. Yani oyunu seviyorum ama oyunun yanında bir tane böyle freestyle açık modu varsa çok güzel. Ama sırf onda o kadar iyi oynayamıyorum. Şey diyordu bak. Gidiyorum yani. Trailer'da şöyle diyordu. İster bizim hayallerimizi oynayın ve kendi hayallerinizi yapın gibi bir şey söylüyordu. Hı-hı. O da işte level design şeyine geliyor. Ya hayal mi rüya mı? Çünkü ben böyle hani sanki rüyalar üzerinde, ben rüya gibi hissetmiştim çünkü böyle şey ya, rengarenk böyle. Ama hayal de olabilir gibi. O bir türlü. Ya oturup hayal mi kuruyoruz böyle mi yoksa uyuduğumuz rüya mı? Va bilmiyorum Zeynep, ikisi de olabilir, belki ikisi birden. Mind blown, kesinlikle. Şöyle, şimdi böyle bir konsepti alıp yani oyuna çevirmek çok zor olsa gerek. O nedenle de bu kadar uzun sürdüğünü ve belki birçok kez başa döndüklerini tahmin ediyorum ben. Yani merakla bekliyoruz ve şu ana kadarki çıkan trailerlar arasında en anlaşılır trailer da buydu bu arada. Öbürleri böyle sadece uçuşan şeyler falandı çünkü. Hiçbir şey anlamamıştım ben o noktaya kadar. Yani hani kendim bir şeyler yaptığım belliydi de ne ama ne hiç bilmiyorduk. Etkileyici olacaktır ama. Merakla bekliyoruz. 2018. Ve söz edeceğimiz son oyun olan Metro geliyor. Exodus. Geliyor. Geliyor mu? Ta-ta. Evet. Çok güzel. Tam Alien Jaws bağırınırken. Şurada Alien Jaws'ımız evet, var. Ben bu serinin birinci oyununu biraz oynamıştım. Çok güzel görünüyordu. Güzel devam kitaptan etti. Güzeldi yani. Esinlenme değil mi bu seri? Kitaptan esinlenme. Olabilir. Kitapları da var. Evet. Ben oynamadım Metro serisini. Trailer'ı sevdim mi? Trailer yani bir öncekinden çok görsel olarak çok farklılık sunmadı bence. Birazcık yazısını, nasıl yazıldığına dair ipucu verdi. Birkaç cümle evet sundu bize. Benim hoşuma gitmedi. Ama biz çok hassasız yazı konusunda. Evet, yani ya büyük olasılıkla güzeldir yani. Mızmızız hani yani. Şey mızmız diyor işte, çok sıradan cümleler söyledi. Ve bu da bir de bunu da hani trailer'ımda sunayım diye bu cümleleri seçtiyse diğer cümleler nasıl kim bilir yani. Öyle, ben de öyle o düşünüyorum. O nedenle oradan bir umudum çok az bir zorlandı ama yine güzel olabilir oyun yani. Ya bir de işte bütün olarak baktığın zaman bu post apokaliptik dünya olayında artık yapılmayan şey demeyeyim ya, yapılmayan çok şey var ama herkes aynı şeyleri yapıp durduğu evet, için. Evet, niye aynı şeyleri yapıyorlar? Canavar, zombi, kan, işte hani şey böyle hani her şeyi düşünebilirsin. Bilmediğimiz o kadar çok şey olabilir ki. İşte bilmiyorum yani, o yüzden çok birbirini tekrar ediyor gibi olduğu için artık
görseller de birbirini tekrar etmeye başlıyor. İşte artık şaşırmıyorsun oradan bak, aa o çıktı falan. Mesela şu ekrandaki bağıran arkadaşımıza şöyle bir yakından baktığımızda şu profilden direkt Alien yani. Alien filminden çıkarmışsınız. Ya, Alien'ın köpek şeyler. Versiyonu derdim ben daha çok. Köpeğimsi bir Alien. Tamam ama yok. Vücuda değil sadece kafaya. Kafaya git. Ama Alien'in uzun bak arkaya doğru böyle bir. Dişleri ağzı falan. Diş, tamam, ağzı. Neyse yani ağzı çok benziyor büyük. Bunlar birbirine yani. Evet evet yani. Stranger Things'de de öyle açı veriyor böyle ağzı. O çiçek modeli yapılmıştı zaten yani bunu bir kere daha söylemek isterim. Söylemedim ama galiba Stranger Things'de. Söylemedin o kadar çok konuştuk ki zaman kalmadı. Evet. böyle arkadaşlar işte duyurulan oyunlarımızdan unuttuğumuz olabilir bu arada ama aklımıza gelenler bu şekilde. Evet şimdi o zaman kazananlara bir hızlıca bir bakalım. Efendim niye buraya geldiysen buyurun bakalım. Evet, çok güzel bir biraz minik biz bunu. Biraz aa, minik evet. Oldu ama ben burada kendimize büyüğünü açacağım. Siz de kendimize büyüğünü aç. Bugün biraz fazla cıvız, farkında mısın? Evet, şeyden etkilendim o Away Out'un yapımcısından. Ha, ondan değil mi? O yapıyorsa ben de yaparım. Evet, küfredebiliyor muyum? Hayır, orada çizgi çekiyorum. Evet, Game of the Year. Yani siz büyük ihtimal tam ekranda görüyorsunuzdur diye ben evet. Umarak böyle koydum arkadaşlar. Sığdıramadım başka türlü. Game of the Year'ı Zelda aldı. Ne demiştik ben hatırlamıyorum. Sen hatırladın. Ben Zelda demiştim arkadaşlar. Zelda kendim de Zelda'ya oy vermiştim. Zelda'nın alacağını da düşünüyordum. Ama demiştim ki burada iki oyun eksik. Biri Cuphead, diğeri de Divinity Original Sin demiştim. Ama evet Zelda aldı gerçekten de. Game Direction'ı da Zelda aldı. O galiba... Onu da öyle bir şey tahmin etmiştik diye hatırlıyorum ama Best Narrative'i Edith Finch aldı. What Remains of Edith Finch aldı. Hatta çok sevindiler böyle ödül alırken falan çok şirinlerdi yani. Ondan sonra Art Direction'ı Cuphead aldı. Cuphead demiştik. Hı hı. Best Score'u benim tahminim Nier ya da Persona'nın alacağı yönündeydi ama Cuphead almalı demiştim. Maalesef Cuphead aldı. Ben o zamandan bu zamana Nier'in soundtrack'ini dinledim. Yani fena değil tabii de. Mesela Cuphead'den güzel değil bence. Ben şey sevmedim o oriental robotik temayı. Ya şey yani şimdi yani. Tür birleştirici olarak ilginç bir soundtrack gerçekten ama birleştirdiği türler de çok iyi değil bence. Senfonik olarak fena değil ama yapılmamış bir şey yapmıyor. Ben bir kere dinledim bu arada yani çok ciddi bir analiz yapamıyorum ama elektronik müziğe kayan tarafında da ben başarısız buldum birazcık arkadaşlar. Aa başarılı bulmuşlar. Sağlık olsun. Evet olsun. Kötü değil kesinlikle ben tabii. Keyifle dinlerim yani yine de ama ben hani daha dinlemem. Bu sene o kadar güzel soundtrack'lar çıktı ki yani bilmiyorum. Mesela Divinity Original Sin'in yine şey avukatlığını yapıyor gibi olacağım ama harika bir soundtrack'i var mesela evet. Yani üye diyorum. Aday bile gösterilmedi maalesef. Bu zaten Divinity'yi pek sevmeyen bir yarışma galiba. Bir iki tane geçmiş o. Şimdi sonra. Şöyle bir şey var. Ona da geleceğim. Ona geleceğim Zeynep Hanım. Bir de Cuphead neden kazanmalıydı? Cuphead. Onu da bir daha söylemek isterim. Cuphead'in çok ciddi derecede oyun tarzına uygun bir şekilde Big Band tarzı bir soundtrack'i var biliyorsunuz. Ve yani 3 saatlik bir Big Band albümünü yazmak yani bilmiyorum çok büyük bir yetenek ve Christopher Madigan'ın da ilk ürünü falan öyle bir şey. Yani bence çok olağan dışı bir başarısı vardı ve tür olarak da aldığı risk olarak da diğerlerinin çok önüne çıkıyordu. Bence kesinlikle benim oyum Cuphead'den yanaydı ama Nier seçildi. Ama şöyle bir şey de var. Cuphead'de, Nier'de, Persona'da diğerlerini Persona da çok iyi. Yani şey diğerlerini çok özellikle soundtrack olarak dinlemediğim için evet. Almıyorum. Üçü de birbirinden güzeldi yani açıkçası. Hani kendi açısından kaliteli evet. Yapımlardı. Bir de üçü de gerçekten kalıbın dışına çıkan yapımlar en azından oyunlarda. Yani mesela ben Cuphead'i alsın dediğimde senin kadar hani müzik bilgim senin kadar olmadığı için. Estağfurullah. Hadi bu gerçek hani sen daha çok bildiğin için bu konuda. Ben Nier'i beğenmedim diye geçebiliyorum o kadar çok. Hani sadece kişisel tercih dolayısıyla öyle diyorum. Yoksa başarılı bence. Tabii tabii. Kesinlikle. En azından mesela alıştığımız gibi sadece senfonik. Ondan sonra ne bileyim yani ya da 8-bit ya da işte daha çok alıştığımız türlerde değillerdi. Üçü de en azından üçünden biri kazanmış oldu.
Best Audio Design'i Hellblade aldı. Hellblade oynamadığımız için yorum yapamıyorum. Best Performance da Hellblade'den. Evet. Ona da yorum yapamıyorum. Games bir for Hellblade Impact. 3 tane almış. Çok ilginç. Hellblade. Games for Impact. Niye acaba Games for Impact'i Hellblade'den? Bunu çok merak ettim. Şimdi ona bir bakacağım. Bakalım. Oyunu bilmiyorum çünkü içeriğini çok olarak. Best Ongoing Game Overwatch aldı. Ve Best Independent Game Cuphead. En azından burada da evet. Güzel oldu. Bu arada soundtrack konusunda Pyre'ı da hiç kimse sözünü etmedi doğru düzgün. Ama Darren Korb'du galiba o abimizin adı da. Transistor ve Bastion soundtracklerinden de biliyorsunuzdur. O da çok şahsına münhasır bir müzisyen. Ve Supergiant'ın oyunlarını hep o yapıyor müziklerini. Onun da bir sözü geçse hoşumuza giderdi yani ne yalan söyleyeyim şimdi. İşte sınırlı sayıda sonuçta şeyler. Adaylarda. Kim bilir ne işler dönüyor aday göstermelerde şey değildir yani. Tabii ben mesela bak benim şeyim tezim şu çünkü şeyde de öyle demiştim. Önceki videoda da demiştim. Kesin şöyle bir olay döndü tamam mı? Şimdi RPG şöyle diyeyim. Müziği çok fazla oy aldığı için Nier'a vermek istediler. Ama bir yandan Cuphead ve Persona 5 baskısı var. Özellikle Persona 5 baskısı olduğundan eminim. O da çok oya almıştır çünkü. Dediler ki Nier'a verelim. Çünkü Persona 5'e RPG'yi verebiliriz. Tamam mı? Bir de ama oradaydı. Halk oyu değil mi bunlar? Halk oyu değil sadece. Üzerine jüriler karar veriyor. Ondan sonra Persona 5 RPG'yi Persona 5'e verince bu sefer kesin biri çıkıp demiştir ki ya hani burada bir de Divinity Original Sin 2 var. Hani yani böyle RPG gibi RPG böyle çok sağlam RPG. Çünkü Persona 5'te kadar güzel bir oyun olsa da dediğim gibi bir RPG özgürlüğünde yani genel olarak özgürlüğünde olan bir oyun değildi. Yani tabii ki yine RPG'ydi ama çok kısıtlayıcı bir oyundu. RPG'nin de düzeyleri var yani. Yani hani yani Divinity'nin yanında RPG ödülünü belki Game of the Year değil ama RPG ödülünü Persona'ya vermek benim için biraz garip geliyor bana. Ondan sonra öyle olunca da bence kesin şöyle bir muhabbet döndü. Birisi dedi ki Divinity'ye ne olacak? Ben arkadaşım dedi. O da dedi ki Divinity'nin fan kitlesi o kadar şey değil. Sesini çıkaran bir kitle değil. Onları şey yaparız ama Persona'nın kitlesini susturamayız diye düşünürler bence. Çünkü ateşin Persona'ya etrafında oturup mandolin çalıp tabii. Şimdi yani. Persona hiçbir ödül almasaydı ki bence kesinlikle ödül hak ediyor. Sadece rakipleri çok iyiydi bu sene. Çok laf söz olurdu diye düşünüyorum. Çok ben bu tür baskıları anlamıyorum yani. Laf söz olur ne demek? Bu bir ödül tabii, yarışması. Aslında öyle olması gerekir ama işte artık insanlar da bıktı yani insanların bu internetin baskısından şeyinden. Ya tamam da çocuğun ağlıyor diye ona oyuncak verilmez ki. Bunlar çok temel şeyler yani. Şimdi Divinity stüdyosu sonuçta Belçikalı bir stüdyo. Tamam mı? Yani çok baskı yok üzerlerinde. Oyuncu kitlesi daha az sayıda çok vesaire. Tatlılar ama böyle. Halbuki böyle. Çok tatlı ve çok güzel bir oyun yaptılar ve de müziği de çok iyiydi. RPG olarak da vallahi insan iyi. Diyor şöyle bir 2-3 oyun yapma yeteneğin olacak da gidip başvuracaksın tamam çalışmak değil mi? Beni de alalım falan yani. Diye. Ben de ben değilim. Şeyleri de çok iyi bir bu vefat eden müzisyenlerinin yerine bestecilerinin yerine çok iyi bir besteci aldılar. Onu da bu yaptı. Bence ilk oyundan da güzel bir müziği var. Neyse gelelim diğer ödüllere buyurun. Evet, mobil oyunumuz Monument Valley. Mobil oyunlarla alakamız İki. Yok. İki. Monument Valley çok güzel bir oyun tabii. Bunu da belirtmek isterim. Monument Valley ile alakam var. Açıklıyorum. İlk defa burada açıklıyorum. VR oyunumuz ya da AR. AR neydi? Augmented Reality. Güzel. Bütün isimlerini kullanalım Zeynep. Şaşırsın burada diye. Artırılmış gerçeklik. Resident Evil 7 Biohazard. Videosunu izledim biraz galiba. Onun evet, dışında evet, bir ilgim yok. Onu muhabbet etmiştim çok hafif böyle şeyini izleyip Best de. Best Action Adventure Zelda. Bu arada VR kategorisi bayağı dolmuş yani. Bak Star Trek Bridge Crew çok beğenildi. Super Hot'ın VR'ı da beğenildi. Super Hot zaten kendisi de eğlenceli bir oyundu. Ben iyi gidiyor gibi görüyorum PlayStation VR'ı özellikle ve VR'ı genel olarak merak ediyorum. Buyurun. En iyi dövüş oyunu. Bir dakika ondan öncekini kaçırdım mı? Zelda. Action Adventure. Action Adventure Zelda. Zelda. Yani zor bir kategoriydi bu da. Evet. Olur. Evet ben Zelda'nın alacağını düşünüyordum. Ya ben Mario Odyssey'ye hala Action Adventure diyemiyorum tam olarak. Ya öyle aslında da garip geliyor işte yani alışmışız ya.
Evet, en iyi dövüş oyunu Injustice 2. Dövüş oyunlarıyla çok alakam yok. Tekken çok oynardım zamanında ama 7 mi 10 mu artık kaç oynuyordum hatırlamıyorum. Bir Eddie'yi falan bilirdik yani. Eddie miydi? Eddie'ydi. Eddie mi? Eddie. Yok ben benim kapı aracı. Ben kapı aracıyla oynamıyordum ki, ben şeyle böyle kendini öldüren iskelet, Japon iskeletle oynuyordum. Aa, o da çok havalı. Yoshimitsu. Ne Nina? Annenin şamar atan topuklu. Şamar atıp Rus üzerinde şey, topuklu ayakkabıyla. Çok garip şey arkadaşlar, ne bu ya? Çok fenaydı ya. İyiyim şamar. Şey de var, Japon school girl. Parandı atarak dövüyor klasik falan. En iyi strateji oyunu Mario XCOM. XCOM kaybetti şeye, Mario Rabbids'e. XCOM kaybetti Mario Rabbids'e. Bak şu sansasyonel şeye bakın arkadaşlar. XCOM 2 War of the Chosen genişletmesi. Ya dur ama sen işte gazeteci olamazsın ama. Ama şey çok tatlı değil mi? XCOM'un geliştiricisi mi, yapımcısı mı? O da Mario'ya destek veren mesajlarla evet, bulunmuş Twitter'dan. Evet. Evet evet, hoş olmuş. Evet, handheld. Bu arada strateji tercihimiz bizim de oydu. Evet. Yani tahminimiz o yöndeydi. Çünkü çok güzel bir oyun gerçekten. Oynamadıysanız bu arada bunu haber olarak duyurduk. Evet, Facebook'tan duyurduk ama hani takip etmiyorsanız söyleyeyim buradan da. Versus modu çıkardılar ücretsiz olarak. Dün geldi. Dün duyurdular, dün çıkardılar yani. Bu çok hoşuma giden bir hareket bu arada. Şey de Breath of the Wild'ın yeni expansion da öyle. Bugün oynayabilirsiniz. Hemen gidip indiriyorsun. Harika bir şey değil mi? Evet. Varlığını öğreniyorsun, beklemen gerekmiyor. Hemen gidip oynayabiliyorsun. Yani beklemeyi de sever bazı insanlar. Ay, yok, beklenti duygusu falan. Bence bu harika bir sürpriz oluyor insanlar için. Beklemiyorsun çünkü öyle bir şey. Neyse, Versus modu duyurdular. Aynı Switch üzerinde arkadaşınızla oynayabiliyorsunuz artık. Biz daha denemedik. Bu hafta sonu denemeyi düşünüyorum. Zeynep'i sıkıştırıyorum deneyelim diye ama bakalım. Evet, ben de hiç sevmem oyun oynamayı. O yüzden hayır deyip duruyorum. Yani böyle oluyor. Evet, handheld game. Evet. Metroid. Hangi Samus Returns şeyde? 3DS. 3DS. Ya Switch'i handheld'den saymıyorlar çünkü bunlar 3DS oyunu yani. Anlamadım ben de nasıl bir kategori, bir 3DS game deseymiş. Bunlar 3DS oyunu harbiden yani. Evet, en iyi spor oyunu Forza Motorsport 7. Niye birden aşağıya geçtin? Ben çok öyle yapıyorum, değişik olsun yani. Şok oldum. Evet, spor oyunu pek evet oynamam. Hiç oynamam. Siz alayım fikriniz varsa. Ben de zaten sadece 2K oynadığım için, 2K'de bu sene çok gıcık bir oyun olduğu için yani iyi olmuş. Tebrik ederim. Best Family Game. Ne demek bu? Ailece oynayabileceğiniz, küfür içermeyen, kibarcık oyun. Super bizim Mario gibi. Odyssey. Uygundur. Kabul ederim. Splatoon da olurmuş. Hepsi oynanır evet, bunların ayrı. Evet, olur. Ama şimdi en multiplayer'a göz kırpanında Mario Kart varmış gerçi. Ha. Ve Splatoon varmış. Tamam. En iyi action oyunu Wolfenstein 2 The New Colossus. Yine atladı. Farklı bir yere atladı. Böyle bir şey yapıyorum. Evet, çok değişik. Evet. Güzel evet, bir kategori bu da. Ödül almasına çok sevindim. Bu kadar. Diyeceklerim bu kadar. Evet, ve sona bıraktığım kalbimi kıran kategori, en iyi RPG kategorisi. Ama konuştuk bunu. Persona 5. Sadece bunu üzgün bırakıyor. Kapatmak istedim videoyu. Yani şöyle bir şey var. Divinity Original Sin 2. Gördüğüm kadarıyla en az bir kadar güzel ve dolu. Ama şöyle, 1 ve 2'yi birbirinden ayıramıyorum. Acaba şöyle bir şey var. Acaba 2 bir kadar sevilmedi mi diye düşündüren bir nokta var kafamda. Çünkü buggy questler mevcut. Hemen düzeltiyorlar. Bayağı sık sık update geliyor da. Mesela birinci oyunda bu kadar buggy queste denk gelmemiştim yani ben oynamaya başladığımda. Ya geçen gün geliştirici şeyini izledik seninle beraber. Ne diyor? Ne kadar çok bug. 28 bin tane bug vardı. 24 binini düzelttik falan diyorlar. Yani evet, durmadan çalışıyorlar. Ama o yüzden harika bir şey de. Bu kadar açık dünya ve bu kadar çok elementi olan bir oyunda yani bug'la ancak böyle baş edebilirsin yani zaten. Yani şöyle, bazı quest'leri storyline'dan önce keşfediyorum. Onunla ilgili karışıklıklar çıkıyor falan. Acaba hani bu tür şeyler yüzünden daha az popüler olmuş olabilir mi? Daha az sevilmiş olabilir mi? Ama şöyle bir şey var. Tabii ki hiçbir zaman Persona 5 kadar popüler olmayacaktır. Çünkü bu bir CRPG oyun yani. Bunun kitlesi belli. Anlıyor musun? Hani şimdi konsola gelerek biraz daha artık fazla bir kitle edinmeye başladı bu oyunlar ama sonuçta bunun daha hardcore bir kitlesi var. Her zaman daha az olacaktır. Bak Persona 5'te mesela, Persona serisi. Biz Persona 3 oynarken böyle hava yapayım. Gerçekten de
PlayStation 2'de arkadaşlar Persona 3 varken kimse bilmezdi Persona serisini, tamam mı? Ve çok garip bir oyundu. Bence hala garip bir oyun Persona bu kadar popüler olmak için. Ondan sonra 4'ten sonra, daha doğrusu 4'ün Vita'ya portlanmasından sonra inanılmaz popülerleşti. Yani artık Persona 4'ten sonra kimse bana gelip Persona 5'i çok bilinmeyen bir oyun, Persona serisi bilinmeyen bir seri falan demesin. İnanılmaz popülerleşti yani bu kadar. Kazandılar işte, daha ne olsun. Tabii bir de yani eksklusif olmasına rağmen kazandı. Hani o yüzden ikisinin arasındaki hayran kitlesi farkı çok büyük. Tamam, kapatalım artık videoyu ben. Ama bence de Divinity kazanmalıydı diye düşünüyorum. Persona'ya da başka bir ödül bulunabilirmiş. Şöyle biraz daha sıkıştırdık bir yerden yani. Bir şey. Böyle arkadaşlar, duyurular, kazananlar. Şimdi haydi videoyu bitirelim. Ben gidip oyun oynayayım yine. Ne, Divinity canım mi? Yine yok, Divinity değil, Zelda oynayacağım bu akşam. Canı çekti dedim ya. Yalan yok bizde. Çok dobra bir arkadaşımızdır. Biraz kahve ağzı. Bardağımda çay olduğunu belirtmek isterim. Gösterebilirim. Evet, uygun. Okey de atacak birazdan kendisi. O zaman arkadaşlar böyle. Sizin tahminleriniz tuttu mu? Hangi tahminleri boş verin de asıl hangi oyunlardan heyecanlandınız? Hangi yeni duyurulardan? Death Stranding'i bekliyor musunuz bizim kadar? Bekliyor musun? Ben izleyeceğim yani. Ben oyunu oynamam arkadaşlar. Ben sinir bozukluğu yaşarım. Ben izlerim oyunu ama çok Divinity'in güzel. Divinity'in bir şey kazanamamasına benim kadar üzüldünüz mü? Mesela bunları bize söyleyin arkadaşlar. Ve dediğim gibi Facebook'tan takip ederseniz haberleri de kaçırmamış olursunuz. Hoşçakalın. Görüşürüz.